kafirlere benzemek. Adam ne yapıyor mesela? Adamlar kafirlere benzemek için dinde yeni şeyler icat ediyorlar. Örnekleri var mı? Çoktur örnekleri. Şekillere bakın kardeşler. İnsanların şekillerine bakın. Yani din adına kafirlere o kadar benzemişler ki ayırt edemezsiniz. Ayırt edemezsiniz. Mesela en basitinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu kutluyorlar. Mevlid-i Nebi. Yani bundan önce ne diye zikrediyorlardı işte? Kutlu doğum haftası. Sonra işte öküz ortaklığı bitince ismini ne yaptılar? İsmini Arapçaya çevirdiler. Mevlid-i Nebi yaptılar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu. Tamam da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu. Yani peygamber kutlamamış. Sahabe kutlamamış. Tabi kutlamamış. Etba'u tabi kutlamamış. Onlara ihsan ilkesi üzerine tabi olanlar da kutlamamış. E sen nereden çıkıyor? Hristiyanlar kutluyor ya. Onlar da kutluyor. Ya sizin peygamberiniz var da bizim yok mu diyorlar adamlar. Siz kutlarsınız da biz nasıl kutlamayız diyorlar. Ondan dolayı kardeşler bunun bir tanesi de kafirlere benzer. Mesela bugün tarikatlarda olan özellikle çevremizdeki bu tarikatlarda olan işte tarikat inancı. Bakın Yahudiliğe. Bakın Hristiyanlığa. Aynısını orada da göreceksiniz. Aynısını. Hiçbir farkı yok. Yani kafirlere nasıl benziyorlar göreceksiniz. İsa Aleyhisselam'ı nasıl ilahlaştırıyorlarsa onlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle ilahlaştırıyorlar. Yine şeyhlerini böyle ilahlaştırıyorlar. Yine onlar nasıl ki alimlerine böyle kutsiyet veriyorlarsa aynısını bugün bu insanlar yapıyor. Dinde yeni bir dert açıyor. Onlar kabirde yatan zattan yardım istiyorlarsa, dua ediyorlarsa Yahudi ve Hristiyanlar aynısını bunlar da yapıyor. Ve bununla alakalı da zaten daha peygamber yaşarken bunu söylediler. Ne dediler? Dediler ki ya Resulullah sen de bize bir zat-ı envat yap. Kılıçlarımızı asalım. Bereket umalım dedi. Daha peygamber yaşarken dedi abi. Özellikle dinden yeni çıkıp da Müslüman olan Mekkeliler ne dedi? Ya Resulullah icallene zat-ı envat dedi. Bize bir zat-ı envat kıl dedi. Peygamber Aleyhisselam da dedi ki Allahu Ekber dedi. Sizin bu istediğinizi kavmi Musa'dan istedi. Bize de onların yaptığı gibi ilah kıl dedi. Aynısı bak kafirlere benzemek için çaba göstermek. Bu da nedir? Bidatın son şartlarındandır diyebiliriz.